Günün öne çıkanı. Kraliçe Elizabeth. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçenin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere kralı oldu. Kraliçenin ölümüyle birlikte ölümünden sonra yapılacaklar konusunda son derece detaylı bir planda uygulamaya konuldu. Yaz döneminin sonuna kadar Buckingham Sarayı'nda katafalka konulacak kraliçenin naaşı 10 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Diana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi Westminster Kilisesi'ne götürülecek. Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor. Cenaze günü İngiltere'de borsa ve bankalar tatil edilecek. Kraliçenin ölümüyle 73 yaşındaki oğlu Charles, Kral 3. Charles adını alarak İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Charles, protokol gereği Londra'da yapılacak törenle resmen kral olarak ilan edilecek. Kral Charles'ın taç giyme töreni ise kraliçenin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Tanrı kraliçeyi korusun sözünün yerini Tanrı kralı korusun alacak. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanı sıra pasaportlar da yenilenecek.